konuda müdahale az olursa, çünkü biz zaten ana felsefemiz şu: minimum müdahale, maksimum fayda. Çünkü şöyle bir maç düşünün, 10 sefer, 15 sefer VAR hakemi oyuna müdahale etmiş, maçı durdurmuş, hakemi monitörü izlemesi için davet etmiş. Şimdi bu maçtan nasıl zevk alabilirsiniz? Nasıl heyecan kalır? Oyuncular nasıl motive olur? Yani biz bunu istiyoruz. Bunu sağlamak istiyoruz. Çünkü bunları yaparsak inşallah bu oyun daha güzel olacak. Yabancı hakeme gelince de bizim şu anda orta hakemle ilgili bir yabancı hakem gündemimizde yok. Bunu daha önce de söyledim. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu anda bizim yurt dışında hakemlerimiz, az önce de bahsettim, bizi başarıyla temsil ediyor. Şunu söylemiştim, nasıl Erasmus'ta öğrenci değişimi oluyor? Şu anda bazı ülkelerle yazışıyoruz. Eğer o ülkeler kabul ederse, bazı maçlar için hakem değişimi olabilir dedik. Yani bizim hakemlerimiz yurt dışında zaten FIFA hakemi olduğu için maç yönetiyor, elit hakemler. Onlardan da elit hakem olmak şartıyla nasıl bir Avrupa Kupası'nda maç yönetiyorsa lig maçı da yönetmek üzere, ama bir hakem değişimi olursa olur dedik. Ama şu anda da bu konuda maalesef daha olumlu bir gelişme olmadı. İkinci konuya gelirsek, VAR hakemiyle ilgili biz sayıyı şu anda 12'den daha yukarıya çıkarmak istiyoruz. Çünkü az önce de bahsettiniz, aynı hakemler atanıyor diye. Niye? Orada bir şey var. Çünkü bizim 22-23 tane Süper Lig'de maç yöneten hakemimiz var. Ama VAR'da 12 tane var. Bir de birinci ligde de VAR var. Yani haftada 18 tane maç var. Oradaki hakem sayımızı da artırırsak, onu eğer yeteri kadar, çünkü Kasım ayında biliyorsunuz devre arası olacak. Orada bir takım değişiklikler, talepler olabilir VAR hakemliğine. Sayıyı tamamlayamazsak, şu anda yazışmaya başladık bazı ülkelerle, özellikle Avrupa ülkeleriyle. Belki yabancı VAR hakemi getirebiliriz. O da Kasım ayındaki veya Aralık ayındaki çıkacak sonuçlara bağlı. Önemli olan sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması lazım. VAR hakemiyle ilgili konuşuyorum. Onu sağlayabilirsek, onun için belki yabancı hakem veya şunu da gördük, bir supervisor var yurt dışında, İngiltere'de gördüğüm. Belki öyle bir uygulamaya da gidebiliriz. Bunları da değerlendiriyoruz. Amacımız en iyisini yapabilmek. Ama %100 sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Şimdi orada da hakem hataları yurt dışında olmuyor mu? Birçok maçta oluyor. Ama olacak. Bunu zaten bütün herkes de kabul ediyor. Hakem konusunu kapatmadan Son Bey, çünkü bilgelikten, tecrübeden bahsettiniz. Bu da gündemdeydi. Eski tecrübeli, deneyimli ama hakemliği bırakmış kişilerle herhangi bir çalışma içerisine girmeyi düşünüyor musunuz? Örnek Cüneyt Çakır. Şimdi o hakemlerin isteğiyle ilgili, Cüneyt Çakır için de şunu söyleyeyim madem gündeme geldi. Ben hatırlarsanız Cüneyt Çakır hakemliği bıraktığında son derece Türkiye'nin yüz akı olan, yurt dışında Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda, evet, maç yönetmiş önemli bir hakemimiz. Ona bir söz vermiştim, sana jübile yapacağım diye. İnşallah o konuda izin de geldi UEFA'dan. Biliyorsunuz 16'sında Diyarbakır'da İskoçya'yla milli maçımız var. 19'unda Gaziantep'te Çek Cumhuriyeti ile milli maçımız var. Gaziantep'teki maçta 5 dakika maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Ve maçı yönettikten sonra da ona güzel bir ben plaket takdim edeceğim inşallah. Ve hakemlik adına
Az önce bilgelikten bahsettim, tecrübeden bahsettim. Rol model olması adına böylelikle bir ilk gerçekleşmiş olacak. İlk defa Türkiye'de bir hakem bu şekilde uğurlamış olacak. Bu şekilde uğurlayıp hakemlerin rol modeli olması için, yani hakemlerimizi düdük astırarak, görev bıraktırarak değil, şanlı, ünlü, şanla yakışır bir şekilde. Ondan sonra da yurt dışında bir takım görevler almak istiyor. Biz de ona destek olacağız inşallah. Yurt dışında UEFA'da görev alabilmesi adına. Benim isteğim şu. Ben ilk günden beri diyorum ki bizim ligimizin, süper ligimizin marka değerini artırabilmek için önce ilk hedefimizin şu olması lazım. İlk hedef ne? Futbolun 360 derece tüm paydaşlarının değerli olması lazım. Bakın, İngiltere'de Premier Lig'in naklen yayın geliri 4 milyar poundmuş. Bakın, 4 milyar pound. Dile kolay. Bizim şu anda yaklaşık 120 milyon dolar. Şimdi niye? İşte biraz önce söyledim. Hakemlerle ilgili kimse konuşmuyor. Kimse malını kötülemiyor. Ürün değerli. Ürünü değerli. Ürün nasıl değerli olur? İçindeki bir ürünün malzemeleri değerli olursa ürün de değerli olur. Malzemeler kim? Kulüplerimiz, federasyon, teknik direktörlerimiz, futbolcularımız, hakemlerimiz, diğer bu konuda işte temsilcilerimiz, gözlemcilerimiz, futbol medyası. Bunlar birisi değerli olmaya başlayınca hepsi değerli olur. Çünkü birbirinin tamamlayıcısı. Birbirimize destek vererek, yoksa içimizden birilerini kötülemeye başlarsak, birilerini eleştiriye her zaman açık olmamız lazım ama daha çok olumlu eleştiriler olması lazım. Düzeltecek sırf bir takım gayelerle, bir takım görüşmeleri, konuşmaları farklı yerlere çekecek olursak, iyi yapılan her şeyi desteklememiz lazım. Bunu desteklersek inşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. İnşallah. Başkanım, hakemle ilgili çok kısa bir şey daha. Orta hakem değişimiyle ilgili birkaç ülkeyle yazıştık, şu an için sonuç alamadık dediniz de. Bunlar hangi ülkeler acaba değişimle ilgili görüşülen? Ya bunlar hangi ülkeler? İşte Hollanda gibi ülkelerle yazıştık. Azerbaycan şey yapıyor ama biz ona şu anda sıcak bakmadık. Belçika'yla, Almanya'yla, İngiltere'yle, ama onların zaten hakemleri çok sınırlı olduğu için. Onun için fazla bir netice alamadık ama yine önümüzdeki günlerde başka gelişmeler olursa onu da sizlerle paylaşırız zaten. Yabancı orta hakem düşünmüyoruz dediniz ama siz düşünüyorsunuz. Kulüplerden bu yönde de federasyona talep geldiği iddia ediliyor zaman zaman. Kulüplerden bu yönde gelen bir talep var mı? Kulüplerden gelen talep bazı belki maçlarla ilgili olabilse de biz bunun hakemliğimiz adına olumlu bir adım olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü havuzumuzda çok kıymetli hakemlerimiz var. Onların burada yapacağı bu çalışmalar, o zaman bizim yurt dışındaki diğer organizasyonlarla ilgili sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz. Sayın Başkanım, Türk futbolu için önemli bir akşam olacak bugün. Malumunuz hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde Türk takımlarımız sahne alacaklar. Gruplarındaki son maçlarına çıkacaklar. Özellikle son haftalarda başarılı sonuçlar aldılar ve ülke puanına çok büyük katkılar sağladılar. Bu konuda bir değerlendirmenizi alalım. Onlara da başarılar dileyelim bu arada. Tabii, öncelikle 4 tane takımımız var. Fenerbahçe, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir. Şimdi hepsine de başarılar diliyorum. Gerçekten ülke puan adına çok güzel işler yapıyorlar. Birincisi, başarılarının devam etmesi en büyük arzumuz. İnşallah birçok kulübümüzün lider olma kendi gruplarında hedefi var. İlk 16'ya kalma hedefleri var. Bunların olması canı gönülden en büyük arzumuz. Türk futbolu adına
büyük bir fayda sağlıyorlar. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ülke futbolu son derece önemli. Yoksa hep birkaç eleme oynamak zorunda kalacağız. Bu da tabii ki arzu etmediğimiz konu. İki takımla daha önce Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı varken bunun azalması da bizi üzer. O yüzden tüm takımlarımızın oynadığı maçlarda ben bu akşam hepsine ayrı ayrı bol şans diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah yüzümüzü artacak Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırlar. İnşallah. Dünya Kupası sebebiyle liglere ara verecek, uzun bir ara olacak. Siz de yoğun bir dönemde göreve geldiniz. Şu ana kadarki dönemi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında şunun altını çizmek istiyorum. 4 ay bitti. Biz 4 ayda birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Kısaca bunlardan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bakarsak, başta yayın ihalesi. Hemen 3-4 günde geldik, sonuca kavuşturduk. Yabancı kuralı 7'ye 4'e düşmüştü bu sene için. Biz geçen seneki kuralı takımlarımızla da mutabık kalarak hemen açıkladık. Harcama limiti açıklanmamıştı. Harcama limitimizde bir takım iyileştirmeler yaptık. Ve takımlarımızın bu konuda yaptığı ve yapacağı transferlerin önünü açmış olduk. Yoksa az önce Avrupa Kupası'ndan bahsettik. Bu başarıların olması belki büyük sıkıntı yaratabilirdi, olmayabilirdi. Az önce bahsettik, hakem atama sistemi, algoritmayı getirdik. Hakem ücretlerinde iyileştirme sağladık. Uzun zamandan beri hakem ücretlerinde maalesef bir artış yapılmamıştı. VAR hakemiyle saha hakemine ayırdık. Biraz önceden beri konuşuyoruz. Gözlemci, bir tane gözlemci sahada vardı. Bir televizyon gözlemcisi, ikinci bir gözlemciyi getirdik. Yurt dışında uygulanan bir sistem. Yine temsilcileri biz sadece sahada bir gözlemci vardı, protokol tribünde bir tane vardı, bir tane de basın temsilcisi vardı. Biz bütün futbol sahalarında sahanın her tarafını gören monitörlerin olduğu bir oda var. Oraya bir temsilci koyduk. Onun dışında gözlemci raporlarını, temsilci raporlarını, hakem raporlarını dijital hale getirdik. Bunların hepsi elle yapılıyordu. İstanbul Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Psikoteknik testler uyguladık hakemlerimize. Vücut dilinden tutun, liderlikten tutun, stres altında karar verebilme yeteneğinden tutun. Hepsini test ettik. Bunlarla ilgili onlara mentörlük yapılması için girişimlerde bulunuyoruz. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. 100 tane öğrenciye kalabalıkların bilgeliği formülünden yola çıkarak her hafta her takımın en az 3 kritik pozisyonunu üniversiteye gönderiyoruz. Üniversite 100 öğrenciye gönderiyor. Bunlar o pozisyonları değerlendirip bize gönderiyorlar. Her kritik pozisyonla ilgili. O maçla ilgili, o pozisyonlarla ilgili ve o hakemle ilgili kamuoyunda oluşan algıyı böylelikle takip etmiş oluyoruz. Süper Lig'in bir sosyal medya hesabı yoktu. Sosyal medya hesabını açtık. Yine çok önem verdiğimiz TFF'nin web sayfası son derece artık günümüzün koşullarına uymayan bir şekilde. Bunu şu anda hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda yenilenen yüzünü göreceksiniz. Yine Süper Lig'in web sayfasını yapıyoruz. Son derece modern. Bunun dışında bir Fair Play kurulu kurduk. Evet. Fair Play kurulu bundan sonra her ay en iyi oynayan oyuncuyu seçmeyecek. En centilmen oyuncuyu seçecek. En iyi hocayı seçmeyecek. En centilmen oyuncu. Evet, hoca.
en iyi oynayan takım değil, en centilmen takım, en centilmen taraftar, en centilmen başkan, kulüp başkanı. Bunların da ilki açıklandı geçen günlerde. Bundan sonra inşallah Kasım ayı maçlar bitince de yenisi yine kurul. Bunu da biz yapmıyoruz. Fair Play kurulunda çok kıymetli hocalarımız var. Basından temsilcimiz var, profesör hocalarımız var. Bu konuda deneyimli kişiler var. Onlar seçiyorlar tamamen bağımsız olarak. Bunları da kamuoyuna duyuracağız. Bunlara hem maddi hem de manevi ödüller vereceğiz. Amacımız işte az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsettiği kültürü oluşturabilmek. Bunun dışında yine çok önemli konulardan bir tanesi, UEFA'da 55 tane ülke var. 3 tane ülke strateji çalışması yapmamış. Bir tanesi Türkiye. Biz 3 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık Türkiye'nin yol haritasını çıkaracak futbolda strateji çalışması yapacağız.